Kardeşim, Trabzon'un medarı iftarı. Sen 100.000 doları gerçek hayatta veya rüyanda hiçbir arada gördün mü? Yok. Meraklısı da değilim. Ben meraklısıyım. Dolar koleksiyonu yapıyorum. Parayı ben alayım, sen ihaleden çekil. Tamam mı? Yok. İcadımı tarihin karanlık sayfalarına gömemem. Graham Bell böyle yapsaydı ne olacaktı? Hani telefon? Yok. Güvercin geldi mi etrafta? Yok. Bitti iletişim. Ya sen Asya Avrupa arası deniz yatağı projeni telefonla bir mi tutuyorsun lan? Kendini beğenmiş. Beğenirim beğenmem o senin problemin değil. Yahu kardeşim bu insanlar karda kışta dalgada yağmurda rüzgarda nasıl geçecekler onun üzerinden lan? Bu paraya bu kadar. Ben öyle 100.000 dolara vatandaşa hizmetten vazgeçecek tüy niyette bir kişi değilim Sayın Sagaler. Kaç 100.000 dolara vazgeçecek tüy niyette bir kişisin? erimiş peynirli ekmek. Yok, Croque Monsieur onun adı. Paris'te Café de Flore'da çok güzel yaparlar. Benim gibi de yumurtalı. O da Croque Madame. Hanımlara merakınızı bildiğimizden ondan söyledik. Vay ben neler öğreniyoruz. Yüzbaşında ne yapıyorsun oğlum? Ne bileyim. Sapanca'da benim şömineli bir evim var. Vereyim anahtarlarını. Al arkadaşlarını git parti yap. Harbiden mi? Benim de Londra'da bir evim var. İngiltere vizen varsa oraya da gidebilirsin. Vay be. En kral arkadaş grubum sizsiniz. Orçun, ne haber? İyidir, senden? İşte Türkiye'nin en zeki 500 kişisinin içindeymişsin. Evet, öyle oldu. Etkilendin mi bebeğim? Şu an ben buradayım. Ya Deniz sayılmaz ki. O ünlü. Ünlülerle takılınca aldatma sayılmayacaktı. Hani konuşmuştuk bunu. Angelina Jolie olunca sayılmayacaktı. Bu bildiğin yan komşu. Sen zekama güven. Deniz ünlüler kategorisinde. İkametgah sonucu değiştirmez ki. Deniz'e takılırsan kendimi keserim. Yok öyle bir şey olursa ben de kendimi keserim. Orçun ben sana başka bir şey soracaktım. Öpüşürken piercingin kattığı bir şey yok. O değil. Şimdi sen çok zeki birisin ya bu belgelendi falan herkes bunu konuşuyor. Benim küçük bir birikimim var. Onun için mevduat mı, döviz mi, borsa mı? Ben de sana bir şey soracağım. Genelde siyah mı Orçuncum hakikaten ayıp ya yeter. Vallahi insan arkadaşına iç çamaşır rengini sormaz. Ben hala buradayım. Ha ben onu sormayacaktım ki. Mevduat neydi? Oğlum, Ortadoğu'da savaş çıkacak mı? Erkekler, aptal kızları mı beğenip yoksa güzel kızları mı? Aptal kızları, güzellik geçicidir. Kime zekat vermeliyiz? Anasının paşası, söyle bakalım. 21 Aralık'ta dünyanın sonu gelecek mi? Hayır, gelecekse bak dip boyası yaptırmayacağım. O güne kadar beni idare eder, ha? Sanat, sanat için midir, halk için mi? Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Yalvarırım, lütfen bir omlet alabilir miyim? Nota biliyor musunuz? Canım, bunlara hiç gerek yok biliyor musun? Ben yıllardır hep kulakta. Peki solfej var mı? Valla burada genelde meze var ama sandviç falan da getirtebiliyoruz. Tam olarak ne istedin sen İstiklal'den söyletelim. Hayır, yani solfej bilginiz var mı? Ya hocam, sana zahmet olmasa sen hiç bunlara takılma. Şu parçayı bana bir çalıver bakayım, hadi. Bende bu. Tamam, okey. Efendim? Tamam, kaptım diyorum. Kulağım iyidir. Sol elinle ritmi tutuyorsun. Sağ elinden nameyi vuruyorsun. Tamam. Klavye mantığı. Tamam, ayarlayacağız. Şarkının adı ne? Mozart'ın bir numaralı piyano sonatı. Do majör allegro. He. İsmi uzun. Demek ki ondan tutmadı. Yoksa oynak parça. Tam yaz parçası.
Allegro neşeli çalınmalı demek zaten. Ha, işte biz ona oynak diyoruz. Ver coşkuyu diyoruz. Eller havaya diyoruz. O sizde demek Allegro. Ha. Ama parçayı iyi seçmişiz. Ben seyircinin enerjisine göre nakaratı böyle uzatırım sonuna doğru. Azıcık da hızlandırırım. Veririm coşkuyu, yürür giderim. Sen bir daha çal bakayım, iyice otursun kulağıma. Pardon, siz kime çalacaksınız bunu? Arkadaşlarınıza sürpriz falan mı? Yo, Fazıl Say'a çalacağım. Ahbabım olur. Ah canım, bak isotları taşımış ta Gaziantep'ten buraya kadar. He? Doymuyor ki. Ay ne fena olmuş bu uçakta. Tıkandı, tıkandı, çok acıyor. Tamam, bağırma, bağırma. Bak bunu çiğne. Açar. Ay. Ay ne feci basınç yapmış uçağa. Geçmez bu akşama kadar. Ay bir kulak damlası falan yok mudur içeride ha? Ay sağır gibi olmuş bu. Dur bakayım. Vardır galiba ama. Hiç, sıfır. Tamam tamam ben bak damla getireceğim. İlaç böyle ha? Dur. Şeyde vardı Gülistan benim başucumda. Ay burun damlası mıydı o acaba ya? Ha bunu hayat. Ha. Küsüz galiba ha. Ablam anlattı demek. Dün gerçekten ayrılma konuşması yaptığımı. Ah. Harika bir zamanlamayla gelmiş. Ya bu aslında iyi bir şey. Şu kör dövüş bitsin ya. Gerçekleri konuşalım. Ben sana şaka yapmadım Nurayet. Oh, bitti. Üzülüyorsun. Üzülüyorsun ama en azından bir kere üzülüyorsun biter. Ya ben beceremiyorum, mutlu olamıyorum. Yani çok denedim, olmuyor. Canım acıyor. Ya benim için de kolay olmadı Nurhayat. Ya sakinleştirici ciklet çiğnedim seninle konuşmak için. Sen onun için şaka zannettin. Ondan evet. Şimdi de bana lazım diyorsun. Haklısın. Ay. Ay. Bak, zaman her şeyin ilacı Nurhayat. Ben seni yalnız bırakayım. Sen çok iyi bir insansın. Çok mutlu olacaksın. Ay! Ay! Of! Böyle tiyatro binası bütçesi mi olur yahu? Muhasebeci değiştirmek lazım. Vallahi suratın mahkeme duvarı gibi. Hiç çekilmiyorsun. Lettafet Hanımcığım, size yardım etmeye çalışıyorum. Çok işimiz var. Saçıma bir şey demedin. Bana bir şey sormadı da ondan. Ne demek bu yahu? Saçımı değiştirdim. İnsan bir fark eder, bir iltifat eder. Özür dilerim. Çok güzel olmuş sevgilim. Güle güle kullanın, kafanız da paralansın. Tatlım bakınız, ışıkçı için bütçe ayrılmamış. Beni neden hep buraya getiriyorsun? Bir dahaki sefere Kanarya Adaları'na götüreyim isterseniz. Yok hayır istemem. Ekrem Bey 50 defa gittim ben oraya. Hiç sevmediğim uyuz bir yerdir. Bir tane Kanarya gördün mü de? Hiç. Anlıyorum. Maldivlere gidelim. Pardon. Ben hiç gitmedim. Sen? Ben şu an bir gittim geldim. Ne diyorsunuz hanımefendiciğim? Niye birlikte kızgın kumlardan serin sulara atlıyoruz ki? Yani kış tatiline kayağa mı gidelim? Bacağımı mı kırayım? Kalçamı mı kırayım? Öleyim mi ben? Senin bana kastın ne oğlum? Hayır yahu, aşk olsun. Yok hayır, sana hiç güvenmiyorum. Sen Ekrem'le samimi de değildin. Senin bize yanaşmanın sebebi belli. Ben kaç yıllık kadınım, anlarım. Hanımefendiciğim, evet ama ne yapayım yahu? Herkesin zaafları var. Tanışır tanışmaz mı elektrik olunca ne bileyim. Olabilir canım. Hayatta her şey olur. Ne var bunda? Değil mi? Değil mi? Anlayışınız için sağ olun. Güzel kadınlar her zaman ilgimi çeker. Çok normal. Teşekkür ederim. Demek olgun kadınlardan hoşlanıyorsanız
Mardimler'de konuşuruz bunları. Ne? Ay yahu, ahlaksızın kızınız Derya. Derya, o evli, ahlaksız. Siz nesiniz sevgilim? Ben dulum efendim. 3 gün önce değildiniz. Niye bağırıyorsun bana? Ben ikimi yeni kaybetmişim. Çok ayıp ediyorsun çocuğum, çok. Ah letafet, ah. El alemin elinde bu yaşta hırpalanıyorsun. Ekrem yaşasaydı böyle mi olurdu? Yalvarırım yapmayın böyle. Ben sizin yanınızdayım, her şeyi halledeceğim. Vasiyet, tiyatronun bütçesi, kiraların toplanması, her şey bende. Tamam mı efendim? Aradan kendine tırtıklama da. Oğlum Ali Tu, tanrım, delireceğim. Şeyh Musa, güneş batmak üzere. Ne yapalım ya, Allah Allah. Güneş batınca kurt adam mı çıkıyor? Kurt kadın. Şıngırdatmayın Şeyh Musa. Tadımız kaçacak. Şıngırdatmayın lan! Mahsus mu yapıyorsunuz tam benim öyle de sonra uykumda ya? Saygısız. Aa, ayıp oluyor kızım ama. Oo. Lafım sana değil, Şeyh Musa'm yanındaki tombala. Sevret! Sen benim dedikodumu mu yapıyorsun lan mahallede? Benim için öyle böyle mi diyorsun lan sen? Hayır efendim. Nereden çıkmış? Aa, ben evden çıkmıyorum kızım. Aa, anam yazık sana, olur mu öyle? Neftelin kokarsın bebeğim. Kalk bana rakya gel. Hadi bekliyorum, açılırsın. Yok sağ ol. İyi böyle. Şeyh Musa'm sen gel. Gel gel. Şişt, hadi bekliyorum gel. Aa, yeter ama yani ha. Bak sen çıkınca pısar böyle tipler işte. Cihangir! Seni yeneceğim ulan! Tövbe estağfurullah! Sevret! Kız nerede kız? Hangisi? Atalı Gülistan! İçeride misin? Korkma lan gel, bir şey yapmayacağım, gel! Gel! Gösterişim olduğu için mi her şey benim başıma geliyor ya? Göze batıyorum ben onda. Alo! Bak canım! Ben o köprü ihalesine giren firmalardan biridir, imtiyaz sahiplerindenim. Ayrıyeten imtiyazlısızlıklarım. Sen o Allah'a yan bakan projeni Çeko'ya neden? Ya su spoilerı iskelesin burası. 3. Boğaz Köprüsü. Ya muza mı bineceğiz burada? Tanker falan geçiyor buradan. Mal mısın sen ya? He? Duyamıyorum. Ya nereden bulursan sen bulup telefonunu. Bulurum ben. Seni de bulurum. Füzyona git sen de bulurum. Komplo mu yapıyorsun sen bize? Ne? Ne diyorsun? Duyamıyorum. Terbiyesiz. Saygısız. Senin şu ağzındaki tikleti çıkar. Ne ödüyorsun bayansın sen ya? Kimsin sen? Sesin de yabancı değil. Daha ne bağıracağım artık? Kendi bilirtim hemşerim. Sana inat çekilmeyeceğim ihalede. Sonuna kadar gideceğim. Gücün yetiyse benim iskeleyi kaldırt oradan. Teniz yatağı sana teniz yatağı. Sırf sana nispet olsun diye Cine sıkırlarını çağırıp dünyanın en uzun teniz yatağı diye kaydettirmezsen bundan sonra hapsi yemek nasip olmasın. Cineas bacım, Cineas. Daha ne bağırayım? Git bir düzgün telefon al. Nasıl imtiyazlı sınıf bu ya? Yapma ya, olmadı mı ya? Of! Babam beni o plastik iskeleye duma yapacak oğlum. Ya olacak bu iş. Adam avcumun içinde. Akıl oyunları oynuyorum onunla. Monopol filan? He? Çiziktirme? Hayır ya. Beyninin kıvrımlarında dolaşıp devrelerini yaktım. 200.000 dolara bağlarız bu işi. Kardo, ben yaşlı kafası kadar şahane kafa görmedim ya. Harbi mi ya? Her şeye vakitleri var. Sürekli ne yiyelim, nereye gidelim? Sizin gibi atarlanmıyorlar. Gerginlik yok, acele yok. Hepsi kibar, iltifatçı, keyifçi. Nevrotik olaylarını çözeli yıllar olmuş. Sıkılmıyor musun kardeşim? Ne sıkılacağım oğlum? Acayip şeyler biliyorlar. Ne seyahatler, ne hikayeler. Bir kere seni sonsuza kadar dinleyecek vakitleri var. Hepsi zengin, bedava yaşıyorum. Kimse spor yapmıyor, hiç kötü hissetmiyorum. Her zaman en fit ve en yakışıklı benim. Güler yüzlüler, yardımseverler.
Olgunlar işte oğlum. Sen yaşlı kafasının müptelası olmuşsun ya. Yemin ediyorum kardeşim, kafaların en güzeli. Bir an önce yaşlansak keşke. Kahvaltı sonrası Türk kahvesi tadında, tatile girdiğin ilk gün tadında, bir kızdan gelen ani bir öpücük tadında. Hayatımın en kral arkadaş grubunu buldum Kardo. Ben gidiyorum. Dur be oğlum, nereye gidiyorsun? Aa, biraz da gençlere hitap et, demografini genişlet yani. Ben açlardan ayrılamadım. Yardım et kanka. Sen kızları böyle vebalı gibi kaçırıyorsun ya. Nasıl yapıyorsun? Ha? İpucu versene. Ha? Ha? İşte benim yeni arkadaşlarım böyle sığır laflar etmiyor. Bizim orada bir Nezih abi var. Poker falan oynuyoruz. O hanımlar üzülmesinler, kırılmasınlar diye oyunlarda falan hep yenilirmiş. Öyle zarif bir adam. Bana ne? Açılay'ın bütün oyunlarda ne kadar hırslı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sen bir oyunda Açılay'ı eze eze yen, o zaten kendini yer bitirir. Seninle de bırak sevgili olmayı, bir daha aynı taksiye bile binmez. Satranç. Sakın babalara bahsetme. Senin işin, benim işim. Birbirimizin sırtını kaşıyacağız. Aynı yoldan geçmişiz biz. Aynı sudan içmişiz biz. Yarın sabah ihaleden çekilecek. Nasıl ikna ettin ya? Ya ben aslında... Reis, niye akşam akşam işe geldin ya? Karanlıklar prensi gibi. Git tabutuna gir. Bir şey yap, ne bileyim. Köpek dişlerin sivrilmeden soluk benizle. Ne diyorsun ya? Reis, biz de ihaleyi konuşuyorduk. Aa, bizim iş. Aa, bizim iş. Ya böyle sizli bizli iş konuşmayalım ya. Bünyamin Beyciğim, sizinle beraber Boğaz'a bir balığa gidelim mi? Aa, balığa gidelim. Yüzeriz, kene görürsek de karşıya geçeriz. Dalga geçirecek mi konumuz sence? Ay tutulması bu gece miydi ya? Hiç dalga geçilecek bir konu değil. Aksine gayet de kafamı açan bir konu. UFO mu o ya? Lan! Bir bakın, inmedi Muhammed. Yanımda. Kimsenin araştırmaya, icada, bilime saygısı kalmamış hemşerim. Aynen öyle kardeşim. Etrafta bir sürü ciddiyetsiz hokkabaz dolaşıyor. Karşı evde bir kadın camın önünde soyunuyor mu acaba? Bana mı öyle geliyor? Ya kadın cadın demin bir bayan aradı. İmtiyazlı insanmış, bilmem neymiş. Dedi ihaleden çekil. Ne dedi? Kime dedi? Baba! Oğlum! Tosunum! Ne oldu? Yaralı mısın? Ne yarası ya? Susun lan! Gündem değişti. Şu an evladım söz konusu. Ne oldu evladım? Ben bu zekiliği taşıyamıyorum. Çok sıkıldım arkadaş. Kimse telefonunun hesap makinesini açıp hesaplamıyor. Elinize mi yapışır? Niye bana hesaplattırıyorsunuz? Başkanlık sistemine geçilecek mi? Ne bileyim ben? Ömrümde Ankara'ya gitmemiş insanım. Ya kimin evi sağlam, kimin evi değil bana sormasınlar. Bir zahmet bir zemin etüdü yaptırsınlar. Gözünü seveyim. Bir el aç şu kurguya be hacı. Of, abi ben ne anlarım senaryodan ya. Hadi be oğlum, sevabına ya. Bak ocağına düştük. 7. ve 14. sahnenin yerlerini değiştir. 57'ye en başa al. Finalde flashback'le yap. Sen bir dahisin. Allah kahretsin ki öyleyim. Sen... Gerçekten zeki misin lan? Sıfır bölü sıfır nedir ya? Bir mutlu sonsuz mudur ha? Şşş, kuzeyle Cemre evlenecek mi? Bitireceğim seni. Akıllı ol. Bu akşam pavyona geliyor Fazıl Say. The Fazıl Say. Tweet attı anam. Buyurun bekleriz dedim adama. Ne diyeyim? Artık o sahneye çıkmanın verdiği enerjiyle, seyircimin desteğiyle sevgili Mozart'a da buradan koklu öpçükler yolluyorum. Ruhu şad olsun. Piyanomla tribünleri coşturacağım inşallah. Şeyhmoz, İstanbul beyefendisi. Kız, sizin oraya sedyenim düştü. Bana verebiliyor mu? Hmm.
olmazsa evcildir. Hanımefendi, bir bayandan rica etse, kızım falan alıp verse size. Aa, çamaşır asıyorum ama işim gücüm var, bekleyemem. Atıver şunu komşu. Şehmuz! Yahu düşmüş de. Sana ne el alemin saçma sapan leoparlı bilmem nesinden. Aa! Bir dakika. Burada iç çamaşırları tercihlerimden dolayı ahlaki düşük bir insan muamelesi mi yapılıyor bana? Bu resmen Cihangir'in göbeğinde ayrımcılıktır. Tercihlerimden dolayı ayrımcılık yapamazsınız. Sizi mahkemeye veririm. Ne diyor yahu? Efendi, tombilik. Benim aile kızı olduğum her hal ve harekatımdan bellidir. Bu arada maşallah lafı karıştırıp 52 atlık södyenimin üzerine yattınız ha. Ne demek ya, Allah Allah, al atıyorum al. Yazgın! 10 numara 5 yıldızsın kraliçesin vay ya. O Fırat senin eski çoraplarını koklasın kız. Ay, teşekkürler, sağ olun. Bu kadeh senin şerefine mi oğlum? Bu kadeh de senin şerefine aşiret kızı Yazgı. Seninle gurur duyuyorum bacım. İstediğin iç çamaşırlarını giy, sakın baskılara boyun eğme. Fandip! Pardon, duyamadım. Ne dedi? Hadi bana rakıya gel. Aa, bu saatte. Yok, ben pek şey yapmıyorum çünkü buzlu olduğu için benim boğazım şey yapıyor, şişiriyor. Beğenmedin mi lan beni? Seni zirveye çıkarttığımız gibi indiririz. Dün bugün koktun. Aa! Pardon, ben duyamadım. Orası biplendi. Ne dedi? Yok kızım, yok bir şey. Sen gir içeri, yok bir şey. Gir, gir. Ah, yazık. Bu da kibar kibar ne dedi diyor. İki zere takey. Cihangir! Seni yeneceğim ulan! Yok ya, biz bununla baş edemeyiz. Hadi delikanlılara söyleyeceğim ben. Kolay gelsin. Eyvallah. Açılay vezirini korumazsan emir o fille 3 hamlede şahmat yapar. Oğlum bir sus. Aa, anladık, Türkiye'de zekada ilk 500'desin. Çenede ilk kaçtasın acaba? Wow. İkinize de eşit şekilde tüyo verdim ya. Senin piyonu ya. Ufak olduğu için görmedin mi ki acaba? Şah. Zayıfsın ha. Wow. Zaten artık fazla seçeneğim de kalmadı. Şahmat. Aa! Ve perde. İşte evet, benim salaklığım. Bir an dağıldım ve orada gitti oyun. Şu an harika hissediyorum kendimi. Harbiden. Yine olmadı Emir. Yine olmadı, yine olmadı, yine olmadı. Değil mi tatlım? Senin oyunun tavla. Satranç beyin kıvrımı istiyor. Senin beynin ütülü. Benimki ise drape. Aa, ben o ne demek bilmiyorum. Tahmin ettim. De drape önemli değil. Sen bence piyonun da ne demek olduğunu bilmiyorsun. Orçun oğluşum. Gel Nurhayat ablana periyodik tabloyu say bakayım. Haydi. Ola kız.
Bildiğimiz bir şey saçsın. İstanbul'daki gökdelenleri say bakayım çocuğum. En uzundan en kısaya. Yükseklikleriyle. Anne yeter ya. Maymun oldum arkadaş. Yıldım, yıldım ya. Vallahi takacağım kafayı duvara, ne hasar olursa artık rastgele. Ay Gülistan ablacığım, ne testiymiş o? IQ testi falan mı? Meyveli yoğurt site yapmış, girip oradan çözüyorsun. Nasıl? Çilekli yoğurdun şeysi. Kutunun üstünde yazıyor Halil. Evet, evet. Kız, Allah belanızı vermesin. O 4-7 yaş arası için. E değerlendirme de sadece katılanlar arasında. Benim 4 göz yeğen orada 300. çıktı be. Oha! Ne? Woohoo! Ha, merhaba. Ay tatlım Rıza, nasılsın? Ay soracağım soramadım. Bizim bu düğündeki ördeğin tabağında puf böreği mi olsun, sigara böreği mi? Neredeki ördeğin tabağında? Dayı ben bildiğin gerizekalı çıktım, iyi mi? Herkese yiyin bunu, ne olur. Tamam. Sahnede de böylesin. Odaklanma sıfır. Elin işte, gözün oynaşta. Bu yüzden kaybediyorsun. O piyonu görseydim. Neyse artık. Sorun piyon değil ki tatlım. Oyunun başından beri ezdim seni. Hadi ya. Seni ezen tarafım şu. Hayatta da, sahnede de, satrançta da oyunu asla bırakmıyorum. Ben maraton koşucusuyum. Koşucunun dibisin. Hatta boş zamanında Elvan Abeli'ye selebile takılabilirsin. Ancak haberim şu. Sana bilerek yenildim Açılay. Nasıl? Dudakların yer çekimine yenik düşüp böyle aşağı aşağı gidince kıyamadım, oyunu sana verdim. Hiç de öyle olmadı. O piyonu ben ezbere biliyorum. Kenarında kırığı bile var. Borasalı abi gün sıkıntıdan çiğnedi çünkü. Niye çiğnedi ki? Satranç oynuyorduk ve yine ben kazanıyordum. Çünkü ben kralım, bir Alex'im, okey? Şu ana kadar da sana hep bilerek yenildim Açılay, hep. Niye bilerek yeniliyorsun ki? Kadınlara pozitif ayrımcılık hayatta en illet olduğum şeydir ha. Ondan değil. Yenilince ortamımız hiç hoş olmuyor. Hırsta uzaysın. Her oyunda arıza çıkartıyorsun. Sanki dünyayı kurtarıyorsun. Ne oluyor ya? Oh. Ben artık seninle oynamak istemiyorum. Ben de seninle oynamak istemiyorum. Galiba gidip başka oyun arkadaşları bulma zamanı. Evet. Güzel bir 6 ayda ama, değil mi? Ben maraton koşucusu değilim. 100 metreciyken sana aşık olup 400 metreci olmuş adamım. Nefesimize sağlık tatlım. Letafet Hanım. Eski dostunuz olduğu için böyle bir ricada bulunuyorum. Tiyatro ve diziden çok yoğun olmasam... Hayatım sıkma kendini. Biz zevkle ilgileniriz. Eşi de benim aziz dostumdu. Hiç yalnız bırakır mıyız onu? Sen rahat ol. Hepimiz birbirimize destek olmalıyız. Keyifle. Cep tiyatrosu. Ne kadar hoş. Tam bana göre bir meşgale. Ha, bu arada sahnede sana bayılıyorum. Duruşuna, hakimiyetine. Şeref duydum hocam. Pekala. Olağanüstüsünüz. Herkesi tek tek öpüyorum. Hoşça kalınız. Ah canım. Güle güle. Güle güle yavrum. Güle güle. Hoşça kalın. Merhaba. Ziyaret. Gibi. Ne tatlı insanlar yahu. Biliyorum ya. Açmışlar. Yine olmadı ha. Ocakta düğün diyorlar ve yine ayrılamadın. Ya kulağı uçaktan tıkanmış bunun. Duyum... Üf, yani inandırıcılığımı kaybettim ama debelenip duruyorum yani. Vallahi akşam abisiyle konuşacağım ya. Dizlik aldım, kalın. Hadi vurursa da vursun. Vurur mu sence? Ya ne bileyim, o kadar deli değildir herhalde yani. Sanmam. Ama vallahi kadere bıraktım Deniz ya. Artık inceldiği yerden kopsun yani. O vurmazsa sen vuracaksın zaten. Vallahi çok uzak hissetmiyorum bu fikre. Birbirlerine destekleri, nezaketleri. Biz öyle olamayacağız herhalde. Yok, senden olmaz. Hadi eyvallah. Hay Allah. Karşıyakalı nerede Hafife? Şu bizim kel. Ay vallahi bu yaşta değil mi? Gitti tepe. Benim saçım daha iyi ya.
ampul gibi parlıyor gece. İşi gücü de yok. Ne olacak bakalım? Ocağıma incir ağacı dikti ya. Elini cebine atmıyor. Neyse, ampul oyunculuk yapmıyor. Meslek adına bir kazanç. Ötekini Kral Lear'de seyrettim çünkü. Çakatay'ı mı? Shakespeare'den soldur adamı ya. O değil de aldık mı manyak letafeti başımıza? Sorma. Cep tiyatrosu angaryası bir de. Ya ben Ekrem'i de hiç sevmezdim. Ay ne yapışkan adamdı. Letafeti ne boynuzla daha yol. O Ekrem'in yatacak yeri yoktu yani. E artık var. Çok acımasızsınız ya. Bu dedikodu niye? Hani letafet dostunuzdu? Nezaketten. Nezaket değil bu. Sahtekarlık. Ah Boracığım, biz biraz böyleyiz yavrum. Neredeyse bir asırdır bu gezegendeyiz. İnsan bir yerden sonra sıkılıyor. Koy veriyor. Dedikodu, çan çan, onu bunu gömmek. Onlar da olmasa ne yapacağız her gün? Yaşlılık zor meslek. Bizimki de mesleki deformasyon. Ama bu kadar alaycı ve kötü yürekli olursanız yalnız kalırsınız. Yalnızız zaten. Hastasıyım bu yaşlılığın, yemin ederim. Çağatay çıkalım abi. Çok kırıcılar ama yahu. Biliyorum abi. Biz böyle olmayız değil mi? Ya kardeşim dün dedin ya, 100.000'i sen alacaktın, 100.000'i ben. Sonra projeni geliştirip Trabzon'u Rusya'ya iskeleyle bağlayıp adını verecektin. Yok, ben vazgeçtim. Niye lan? Dün Pespa'ya bir bayan aradı, ağzında çiklet bağırdı, çağırdı. Bir tepem attı ya. Çekmeyelim köprü ihaleden. Beton olsunlar. Lan o köprü değil, dev bir deniz yatağı. Efendi gibi rica etseydi belki. Ama terbiyesizliğe tolerans tanımayırım. Ben de seni tanımayırım. Sen çekmezsen şirket adına ben geri çekerim o projeyi. Zor. Sen hastanede peyniri vakumlatırken imza yetkisi bağa geçti. Şirket sorumlusu benim. Allah gani gani belanı versin reis. Bir daha hamsi yeme reis. Hop lafını bil de konuş. Sen çocuklar için olan testi yapmadın ki. Evet. Link ve Zekiler Vakfı'nın sitesine kayıt olup 3 saat harbi test yaptım. Hı hı. Gerçekten Türkiye genelinde ilk 500'desin. Biliyorum. Sertifika da geldi. Ankara'ya çağırıyorlar. Gördüm. Ama böyle hayat daha güzel. Ankara'da deniz yok. Ay deniz. Aa. Öyle mailler atma. Kendini küçültüyorsun. Çabalama. Akışa bırak. Ya ben hiç muhatap olmak istemem öyle birisiyle ama... Yavrum, komşu komşunun külüne muhtacıdır. Delikanlısınız, ünlüsünüz. Belki gözü korkar. Bir gidin konuşun. Ah, okey tamam denerim. Allah razı olsun. Biz ev aramıyoruz şu an ama. Acele etmeyin canım. Birlikte huzurluyuz sonuçta. Efendi çocuklarsınız. Yukarıda Allah var. Akşamüstü. Yüzer iskeleli ihaleye çıkan şirketin ismini öğrendim Selahattin. Öyle mi? Başyapıt İnşaat. Aa! Ahan da burası ya lan. Her şey senin başının altından çıktı değil mi lan? Ha? Uyanık seni. Gremlin seni. Ya şimdi şöyle anlatayım. Hem bize batır hem parasızdır ha. Pikniktim seni. Bir yere yakından korkacaksın arkadaş. Öyle diyorlar. Reis. Bunun projesiydi benim canım. Vallahi bunun projesiydi. Hiç evcil hayvanım olmamıştı. Fakat farkında olmadan bunca zaman koynumda yılan beslemişim. Lan. Puh. Benjamin. Oğlum babama dedim ben o ucuz projeyi hallettim, çekiliyorlar dedim. $3 milyon içerideyse oğlum babam bitirir beni ya. Ağlama bak ha. Tut. Kocaman adam oldun. Allah! Allah!
Alayım kulağını bitsin bu iş oğlum. Bak çok uzadı o kıkırdak orada fazla. Bak benim gözümü rahatsız ediyor. Simetrik değil. Bünyamin. Ya bunu kulaklısıyla kulaksızı fark etmez. Bir baksana ya. Doğaya bile uyumlu bir tasarım değil. Ergonomik değil bu ya. Sağ yazık olur. Aylarca içeride yatarsın. O çirkin dekorasyonlu koğuşlarda. Yatak örtleri alaca bulaca. Duvarlasa da boya bile değil. Uy. Nasıl ya? Abi senler duvarlar satan boya değil mi ya? Duvar kağıdı? Ya olur mu öyle şey abi? Nerede bu devlet ya? Of. Aklın yolu bir. Sen aklı başında bir adamsın. Lan yeter lan! Yeter! Yetti ya! Demirbaş bunlar hemşerim. Oğlum bak Allah'ın adını verdim iyi geliyor. Onu da kırayım rahatlayayım takarım ben kafaya. Vermem. Ver oğlum rahatlasın. Benim üzerime zimmetli vermem. Oğlum bak ben onu kafada kırmadan rahat edemem. Zimmetli vermem. Kalk. Birisi kurtarsın beni bu manyaklardan. Abim. Abim. Yine mi kafana bardak? Bitmişti bu iş hani. Ya Nuray çok kırmadım. 3-5 tane kırdım. Son bir tane daha kaldı. Onu da şey yapayım tamam. Abim yapma babam. Hiç kızmayacakmış vallahi. Ya tamam son bir tane daha kaldı. Onu da kırayım tamam ya. Gel abim. Selahattin abi. Babam ortalığı yıkıyor. Bunlar bize kazık attı diyor. Dönürler yılan çıktı diyor. Ne yaptırırız abi? Bu iş büyüyecek. Beni de yaktırırız abi. Bardak. Ne bardağı la? Yürü. Bu kadar diye konuştuk ya. Aa vallahi anam çok zor işti. Sesim kısıldı biliyor musun? Seviyesizliklerimi tesisin tarafa en arkadaki seyirciye duyuracağım diye. Açık vermesinler diye Selahattin abinin gelişini gidişini korla. Açılayı korla. Rakı masrafı bir yandan. Kıstıraya girer gülüm. Wow iyi pazarlık ediyorsun Serin. Sağ olasın. Seninle iş yapmak büyük bir zevkti. Kaldınız mı evde kız? Evet evet sayende komşu olarak değerimiz anlaşıldı. Oh zaten bu işin esas olayı manevi tatmin. Lokale de gel ha. Bizim ortam çok değişti. Canlı Mozart falan çalınıyor. Neredesin anam ya? Baktım içeri seyirci nasıl? Şu an geldim. Zor bir gündü. Seyirci rutin öküzler ve Fazıl Say. Gelmiş mi? Nasıl biri? Snop. Sahneye arkasını döndü oturdu karanlık lojada. Kafes arkası. Sota. Dışarıdan kendine bir Fransız şarabı aldırdı. Onu içiyor. Hey maşallah. Tülay. Daralıyorsan olmayacaksa hiç girişme. Kendi parçalarından bir tanesini söyle. Biz kimiz ki Mozart çalacağız falan diye alttan al. Onore et. Bitsin gitsin. Trenden korksak arabaya binmeyiz anam. Demirden korksak trene binmeyiz o geri zekalı. Parçayı da böyle karıştırırsan, ha? Mozart'tan girip gezi bağlarından çıkarsan. Heyecan yaptık mı anam ya? Bitmiyor bugün yahu, bitmiyor bugün. Arkadaşım Fazıl için geliyor. Mozart'tan oynak bir parça, yeni bir parça, tam bir yaz parçası. Eğleniyorsunuz, oynuyorsunuz. İyi ama şşş. Acık edebinizle oturun hadi. Thank you.
yanasına. O ne ya? O kadar olur mu ya? Ve hala bu kız. Hayatımın en lokum ayrılığıydı. Biz arkadaşız tatlım, her zaman. Vallahi ben sen ayrılıkta camı çerçeve indirirsin diye bekliyordum ama olağanüstü olgun ve tatlıydın. Mersi. Geldin mi kardon? He, yaşlı kafası yetti. Biliyor musun? Biz ayrıldık Bora. Ha. O gece bunun gözdeğiyle takıldığını öğrendin, he mi? Ne bu ya? Karı koca ayrıldılar ya, birbirlerine giriyorlar herhalde. Ama baba böyle olur mu ya? Şşt, sesini çıkarma. Özel hayatlarıdır. İyi insanlar, efendi insanlar. Pis diyorsun, susuyorlar. Biz neler gördük Cihangir'de? Muhteşem Süleyman, ben amuda kalkacaktım ya. Sen nesin ya? Sen muhteşemsin ya. Harcanıyorsun sen burada ya. Fazıl Bey'den. Ay, çok ince tabii. Sen artık arabesk fanteziyi bırak, klasiğe dön. Ekmek yok anam. Olmaz olur mu lan? Düğünler, kokteyller, ekstralar, banka geceleri, namusundan nezih nezih. Oh, iki tane de sıkıcı siyah tuvalet alırız. Oldu bitti. Yok anam, benim ruhum arabesk Selahattin, mümkün değil. Tülay, sen salak mısın, tipin mi öyle gösteriyor? Aa, gidiyor. Ama arabesk okuyacak, öyle iddialaşmıştık. Lan bırak adamı lan, hayatın değişecek. Sen klasikçi ol. Fazıl Bey. Kim lan? Sen kimsin kardeşim? Abla Selahattin abi paranın yarısı iş bitiminde dedi. Bekledim bekledim, vermedi. Gidiyorum ben. Bu kim lan? Fazıl Say. Bence benziyor. Bana sahte Fazıl Say mı tuttun? Kendisi niye gelmedi? Twitter'daki öz hakiki Fazıl Say da benim. Ondan olabilir mi? Babam bunlar üç kağıtçı çıktı diyor. Aşk olsun ama kızım, estağfurullah. Nur, Nur Hayat ama olmaz böyle. Bak biz pırlanta gibi bir aileyiz ya. Hadi gidelim Nur Hayat, babam kızacak. Bizim reisle şu anda nerede olduğunu bilmediğimiz damadın avanaklığı, işgüzarlığı. Yanlış anlaşılma. Şimdi o konu o kadar basit değil yalnız, onu konuşuruz da. Bardağın sahibi var mı acaba? Şş, abim. Ya sektörde rekabet olabilir diyor babam. Ama bu resmen kazık diyor. Ben böyle aileye kız verir miyim diyor. Ya bizim düğün yattı mı ne oldu Rıza? Tabii yani şimdi baban öyle düşünüyorsa. Hadi Nur Hayat gidelim, bak babam ararsa burada bulmasın bize. Evet konuşulur, bakılır. İş hayatıdır, ayrıdır. Çare bulunur zamanla, öyle değil mi iş hayatı bu konularda? İletişim özellikle. Allah! Bu kadın senin şerefine mi oldu? Abi! Ay yazık. Ferahladım, rahatladım. Problem yok. Oldu, görüşmek üzere, iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum, zaten yine konuşacağız. Hadi Nur Hayat. Kızım. Albüm çıkarmayayım, soyunmayayım diye, he mi? Klasiğe geçeyim de namusumla kazanayım diye.
İyi olmadı mı? Ya Selahattin bana bak, benim nerem klasik anam ya? Ha? Ayetten güzel çalacağımı nereden bildin ya çuvallasaydın? Her şeyi alıp tıngırdatıyorsun. Dedim en kötü daha dün annemizi öğrenir çalar. Her türlü bizim Fazıl ayakta alkışlayacaktı. Ama böyle bir virtüöz beklemiyordum. Vay, bir daha düşün istersen. Anam hadi ben acıktım ya. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Nereye? Dışarı çıkmıyor muyuz? Dur piyanonun oradan teybimi alayım. Ha? Kız playback yaptım herhalde. Manyak mısın? Üç günde nasıl çalacağım koca aleti? Anca parmaklarımı düzgün oynatmayı söktüm. Deli mi ne? Gerçekten kim çalıyordu? Teypte. Fazıl Say. Haberleri aldım. Aldım. Beni bir daha ararsan yemin ediyorum senin ağzını burnunu. Ben evde yalnızım. Emir barda. Açılay sinemada. Sen... Tabii bu gece arkadaşında kalabilirsin. İyi geceler. Müziği değiştirsek mi? Zaten televizyondan gel. Çünkü böyle kaldık. Bize de hiç olmadı değil mi? Evet. Çünkü tip itibariyle olay İsveç'te geçiyor. Bizim evde başka müzikler var. Hem üşümezsin. Nedense yazlık ceket giymişsin. İçeri gelsene. Okey.